Kıymetli dostlar merhabalar. Size bugün alev ağacı nasıl üretilir onu kısaca anlatmaya çalışacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar bunlar alev ağacı. Bu şekilde çift amaçlı da kullanabilirsiniz. İsterseniz tek dal bırakıp onu şöyle ağaç halinde de şey yapabilirsiniz. Alevlerin arkadaşlar yeni sürgünleri böyle kırmızı olur. Adı üstünde alev oluyor. Alt kısımları, eski yaprakları yeşil olur böyle. Bunları arkadaşlar bu şekilde çelik alabilirsiniz. Gösteriyorum şuradan. Şuradan arkadaşlar çelik alırsınız. Alıp bunları çoğaltabiliyoruz. Şimdi çelik nasıl yapılıyor? Bu aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle 2 santim olduğu zaman şu şekilde. Bunları yaprağa çok uzun bırakmıyoruz ki arkadaşlar. Gücünü yaprağa vermesin. Şuradaki tomurcuk olan yere versin. Oradan sürgün yapsın diye. Yaprağınızı çok büyükse şöyle yarıya bölüyorsunuz. Şöyle 200 santimlik oldu mu yeterlidir. Yaprak olarak tek yaprak bırakıyorsunuz. Tek yaprak bırakıyorsunuz. Çünkü diğer yaprakları besleyemeyebilir. Bu da çeliğinizin kurumasına neden olabilir. Alev çeliği biraz zor tutuyor. Böyle sel ortamında çimlendirmeye, köklendirmeye çalışırsanız daha faydalı olur. Çelik yaparken yapraklarını keserken bu şekilde bunları üst üste getirip şu şekilde daha rahat çoklu olarak kesmiş olabilirsiniz. Şunları size ben şu şekilde göstereyim. Nasıl yaptığımı. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde yeşile dönmüş sürgünlerden çelik alın arkadaşlar. Kırmızı olanlar. Onlar biraz daha taze olduğu için tutma ihtimali biraz daha zayıf oluyorlar. Bu şekilde siz de hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz alev çeliklerimizi, alev ağacına aldığımız çeliklerimizi bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde kendinize köpük kasalardan veya bu şekilde paletlerden kendinize kasa yapabilirsiniz arkadaşlar. Solimum kasalarından yatak yapabilirsiniz. Bunlar değerlendirebilmiş. Şu şekilde alev için hazırlamış olduğum paletlerden yatak yapabilirsiniz şu şekilde. Bunları bu şekilde dikiyoruz. Burada. Hazırlamış olduğunuz yatağı, ister bu kasa dediğim gibi kasa olabilir, ister böyle küpük kutular olabilir. Küpük kutular arkadaşlar altını delmeyi unutmayın. Çünkü bunlar su sızdırmadığı için altını delmezseniz su içinde kalır ve bu çeliklerin çürümesine neden olabilir. Altlarını delmeyi unutmayın delin arkadaşlar. Bu şekilde bunları dikerken görüyorsunuz şu şekilde kestiğim şekilde bunları böyle birbirine yaslayarak şöyle birbirine yaslayarak birbirine doğru yaslayarak dikeyim. Ki bunlar zaten köklendiğinde kırmızı kırmızı olacaklar arkadaşlar. Kırmızı kırmızı olacaklar. Taze sürgünler. Yani bunlar düzgün olacak yani. Siz bunlar biraz da böyle dikerken şu şekilde yakından göstermeye çalışayım. Şu şekilde birbirine yaslayarak dikerseniz hem daha güzel olur hem daha fazla alır. Hem de daha sağlıklı bir gelişim sağlamış olurlar. Şu şekilde dikiyoruz.
sizler de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz bunları biyölere de dikebilirsiniz. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bakın böyle birbirine yaslanmış bir şekilde. Bak şöyle yaslanmış bir şekilde. Bunlar arkadaşlar. Diktim. Arkadaşlar faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar mutlu olurum. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.